Herkese merhabalar, ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Öziş. Arkadaşlar, bu haftaki videomuzda bir konuğumuz var. İngiltere'de Oxford International bünyesinde bulunan Ramsbourne Üniversitesi'nin temsilcisi Taner'le birlikteyiz. Öncelikle Taner'i biraz tanıyacağız ve üniversiteyle ilgili kendisinden bilgi aldığımız gibi bazı sorularımızı yönlendireceğiz. Taner'cim hoş geldin, teşekkür ederim. Beni kırmadın, katıldın. Birazcık sen kendinden bahsedebilir misin öncelikle? Tabii, adım Taner. Oxford International bünyesindeki İngiltere Üniversitelerinin Türkiye temsilciliğini üstleniyorum. Ve bugünkü konumuz da Ravensbourne Üniversitesi olacak. Süper. Ravensbourne Üniversitesi, bu üniversite nerede? Onu ilk etapta bir sormak isterim sana. Tabii, Ravensbourne Üniversitesi Londra'da, Greenwich'te bulunuyor. Hatta dünyaca ünlü bildiğimiz O2 Arena'nın, evet. Oksijen Arena'nın hemen yanında. Evet, bu önemli bir bilgi çünkü benim evim de orada. Yani çok komşu olduğumuz bir noktadayız. Bunun dışında Ravensbourne Üniversitesi ile ilgili bazı detaylar öğrenmek istesek, üniversitenin uzman olduğu belli bölümler var mı? Şimdi bazı detayları tabii ben biliyorum ama bilmiyormuş gibi bu soruları sorarak izleyicilerimizin daha net bir şekilde bilgi sahibi olmasını isterim. Hangi bölümler alanında, alanlarda uzmanlar, bunun dışında bulunduğu bölgeden dolayı ne gibi imkanlar sunuyorlar öğrencilerine? Tabii, öncelikle çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ravensbourne Üniversitesi biraz daha design ve tasarım odaklı bir üniversite. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Türkiye'den alışık olduğumuz tabir aslında teknoloji ve tasarım üniversitesi. Teknoloji açısından neleri mevcut? Yani çok fazla computing programı bulunuyor öncelikle. Computer science olabilir, cyber security olabilir, data science gibi bölümler olabilir. Tasarım açısından da aslında aklımıza gelen hemen hemen her design bölümü burada mevcut. Sound design olabilir, onun dışında fashion design olabilir. Bunun gibi grafik design bölümleri aslında üniversitenin genel olarak güçlü olduğu yönleri diyebilirim. Süper. Peki işletme tarzı programlarımızda bu bölümlerde var, bu üniversitede var mı? Tabii, evet. Tamam. Yani teknoloji dışında uzman olduğumuz alanlar bu saydığın diğer bölümlerdi. Üniversite direkt olarak merkezde diyebilirim. Hani kendi yaşadığım yerden diye espri yaparken bunu net söyleyebilirim bir referans olarak. İkinci bölgede hatta en önemli detaylardan biri arkadaşlar, O2 Arena, yani üniversitenin yan yana bulunduğu o bölgenin de bir diğer üçüncü yeri de North Greenwich istasyonu, yani tüp istasyonu, metro istasyonudur, ikinci zondur. Merkeze 15 dakikada gidebiliyorsunuz diyebilirim. Bu yönde de referans olarak kendim de yorum getirmem bence uygun olacaktır. Ramsbourne Üniversitesi'nin sunduğu bu programlardaki lisans, yüksek lisans olsun, bu programların fiyat çizelgesi yaklaşık hangi aralıkta oluyor? Bunları tabii öncelikle liste fiyatlarıyla burssuz olarak, evet, söylemeliyiz, evet, diye lütfen düşünüyorum. Lisans seviyesindeki programlar yıllık olarak şu anda 17 bin pound seviyesinde. Yüksek lisans programları da 18 bin pound. 18 bin. Genel manada biliyoruz ki bazı üniversiteler Türkiye'den gelen öğrencilere belli burslar veriyorlar. Bunun yanı sıra başarıyla alakalı da ek burs çıkartabiliyorlar. Ravensbourne'ın bu burs politikası nasıl işliyor? Özellikle Türkiye'den gelen öğrencilere. Aslında Ravensbourne özellikle şu anda bir kampanyaya sahip, bir burslandırma kampanyası var özellikle Türkiye için. Buna hani regional scholarship diyebiliriz aslında, bölgesel bir burslandırma. Şahane. Normal şartlarda başvuran öğrenciler not ortalamalarına göre burslandırılıyordu. Ama bu sene itibariyle şu an Türkiye'den gelen tüm öğrencilere sağlanan sabit bir burs mevcut. Tüm öğrenciler şu anda 3500 poundluk hem lisansta hem de yüksek lisansta bir burs alabiliyorlar. Çok güzel, çok güzel. Özellikle lisans seviyesinde öğrenciler ilk senelerini bitirdikten sonra ilk seneden aldıkları not ortalamalarıyla birlikte ikinci seneleri için ekstra burslar da alabiliyorlar orada. Çok güzel. Peki bu 3500 dışında not ortalaması iyi olan kişiler farklı ek bir burs alabiliyorlar mı? Yoksa 3500 üzerinden ilk etapta devam edilip ikinci yılda mı sadece bu hakkı ekstra alabilme şansları oluyor? Evet, ilk sene 3500 sabit oluyor. Tamamdır. Ramsbourne'la alakalı, şimdi bölümlere artık değinmiş olduk. Ücretlendirmeye değindik ve en önemli olan detay tabii ki de burslandırma ile alakalı içerikleri de şu anda görüşmüş olduk. Peki bu üniversitenin bünyesinde herhangi bir konaklama imkanı var mı? Üniversitenin kendi içerisinde açıkçası bir konaklaması bulunmuyor. Keza kampüsümüz çok büyük bir binadan oluşuyor. Evet. Hatta bu arada kampüsünün en üst katında da tüm atölyelerimiz mevcut. Ondan da kısaca bahsedeyim, konuyu daha çok sevindim. Evet, çok güzel olur. Özellikle fashion design okuyan, sound design ya da broadcast engineering okuyan öğrenciler direkt bizim en üst kattaki tesislerimizi kullanabiliyorlar.
Özellikle fashion design öğrencileri için ayrı ayrı bir sürü atölye bulunuyor zaten. Ondan da bahsetmiş olayım kampüse girmişken. Süper. Yani tüm her şeyin bir arada olduğu, kompak olduğu bir imkandan bahsediyoruz. Konaklama konusunu özellikle açtım. Çünkü şimdi şöyle, özellikle sevgili izleyiciler, bir üniversitenin konaklama imkanı olmaması bir dezavantaj değildir. Özellikle Ramsbourne'un bulunduğu bölge mağabeyinde Greenwich olsun, Greenwich'in biraz daha güneyindeki Charlton olsun ya da yakın coğrafyadaki farklı alanlar olsun, konaklamayla alakalı uygun ücrete bulabileceğiniz çok güzel imkanlar var. Hatta yakın bölgede yanlışım yoksa birkaç farklı alanda da özel yurtlar da mevcut. Yürüme mesafesine yakın, 20 dakika yürüme mesafesinde olan yeni bir yurt açıldı hatta orada, onu da biliyorum. North Greenwich bölgesinde. O yüzden imkan manasında ya da farklı bölgelerde de kalabilirsiniz. Dediğim gibi tüp istasyonunun yanı, yani çıktığınızda bir dakika içerisinde okulun içerisine giriyorsunuz. O kadar yakın bir mesafeden bahsediyorum metro istasyonunun çıkışını. Son olarak aklımda olan bir soru da şu. Genel olarak öğrencilerimizin ya da velilerimizin bizimle görüştüğünde sorduğu çok anahtar bir soru olmaya başladı son yıllarda. Bunlardan en önemlisi de ben bu bölümü, bu programı, bu üniversitede okudum. Akabinde mezun oldum. İş bulma olasılığım nedir? Bu üniversitenin yani mezunlarına iş olanağı nasıl sağlanıyor? Yüzde kaç dilimdekiler ne kadar süre içerisinde iş bulabiliyorlar? Böyle bir istatistiğiniz var mı? Tabii. Aslında en güzel soruyu en sona saklamışsınız. Süper. Teşekkür ederim. Şu anda bizim mezun olan öğrencilerimizin ilk 6 ayda iş bulma oranları %96.7. Yani öğrencilerimiz rahatlıkla iş buluyor diyebilirim. Burada aslında biraz da buna değinmek istiyorum. En güzel soruyu sona saklamıştığınızdan kastım buydu. Ravensburn biraz daha sektör odaklı bir üniversite. İşte en başta saydığımız işletme olabilir, teknoloji ya da tasarım odaklı bu programların hepsi size bizzat sektöre hazırlama odaklı eğitim veriyor. Yani dolayısıyla mezun olurken siz gerçek hayatta neler yaşayabileceğinize tamamen hazır olarak eğitim alıyorsunuz. Biraz daha araştırma odaklı değil de sektör odaklı, pratiğe dayalı bir üniversite diyebilirim Ravensburn'e. Hı hı. Ve bununla birlikte birçok partnerlikleri, işbirlikleri var. Hı hı. Hatta son birkaç yıldır BBC sabah haberlerini Ravensburn stüdyosundan sunuyor. Evet. Ben bu detayı bilmiyordum açıkçası ve bu önemli bir şey. Yani şöyle düşünün, TRT'nin, TRT1'in yani daha doğrusu ana haberlerini, sabah haberlerini ya da artık fark etmeksizin bir üniversitenin kendi kampüsünden sunduğunu düşün. Yani BBC İngiltere için bu denli müthiş önemli. Yani bütün Britanya için hatta. Bu istatistikler gerçekten çok iyi. 97.6 mıydı? 96.7. Tamam. Yani gerçekten ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun önemli olan bir sebebi de şu olabilir mi? Dünya sıralamasında biliyorum ki özellikle belli bölümlerde siz QS'te ciddi bir sıralamadasınız. Bu detayı da verebilir misin? Ya ben bu detayı biliyorum da yine de Taner'e söyletmek istedim. O yüzden bu detaya değindim. Tabii evet. Şu anda Ravensburn özellikle art ve design alanlarında dünyada ilk 200'de bulunuyor üniversite olarak. Bu ciddi bir orandır arkadaşlar, sayın veliler. Bu tarz bir üniversiteden mezun olduğunuzda bırakın Türkiye'yi, dünya çapında çok farklı iş yerlerinde rahatlıkla iş bulabilme şansınız var. Ülkelerin size göre, daha doğrusu şirketlerin size olan yaklaşımı çok daha pozitif olacaktır. Son bir detay da özellikle bazı üniversiteler, yani son soru olarak bunu adlandıralım. Bazı üniversiteler ödemeleri taksitle yaptırtırken bazıları farklı oranda yapılan ödemelerde ek burslar çıkartabiliyorlar. İşte early birds dediklerimiz oluyor, farklı erken ödemelerden imkan sağlanıyor. Ravensburn'un bu tarz bir çalışması var mı? Açık konuşmak gerekirse uygunluk olarak Türkiye'ye verilen bu burs oranı ciddi bir oran. Ama bunun yanı sıra ekstra bir şey, farklı bir şey koparabiliyor muyuz? Yani onu aslında çalışıyorum. Anladım. Evet, söylediğiniz gibi normal şartlarda okulun yıllık ödemeleri iki taksit olacak şekilde yapılıyor. Ama öğrenciler artı 1000 pound kadar burs alabiliyorlar. Yakaladık. Evet. Bir şartla eğer yıllık ödemelerini tek seferde yaparlarsa. Yani okay. İki takside bölmek yerine tek seferde ödemek isterseniz, örnek veriyorum, lisans finalde 13.500'e inmişti. Artı 1000 pound da alıp 12.500'e indirmiş olacaksınız. Ya bu da 1000 pound ciddi bir rakam. Eğer ki böyle bir birikimimiz varsa ve ödeme fırsatımız varsa bu şekilde bir ödeme yaparak 1000 sterlin gibi ciddi bir rakamı da aslında cebimizde tutma şansımız olabilecektir. Taner'cim ben gerçekten çok teşekkür ederim. Ravensburn'la alakalı birçok detayı senin sayende daha net bir şekilde öğrenmiş olduk. Sevgili öğrenciler ve sayın veliler de bu şekilde öğrenmiş oldular tüm detayları. Ramsburn'un verdiği burslar olsun, bulunduğu özellikle lokasyon olsun ve sunduğu imkanlar prestij manasında ve mezuniyet sonrasında olsun
ciddi bir şekilde imkan ve avantaj sağlıyor olacaktır kayıt olacak kişilere. Burada programlara, bu üniversiteye kayıt olmak isteyen kişilerin First Admit'le irtibata geçmeleri yeterli olacak. Eğer talep olursa Taner'le de bizzat sizleri görüştürme fırsatımız olacaktır. Bu vesileyle birinci razdan da bütün detayları net bir şekilde öğrenme fırsatınız olacaktır. Tekrar teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Bizim için çok kıymetliydi bu bilgileri alabilmek. Müsaadenle ben videoyu sonlandıracağım. Tabii sayın ki. Veliler, sevgili öğrenci arkadaşlar, gördüğünüz üzere eğitim hakkında konuşan adam olarak da bir başka üniversiteyi konuk etme fırsatına, şerefine nail olduk. Bu vesileyle sizlere üniversitelerin tüm detaylarını da aktarabiliyor oluyoruz. Bu tarz videoların devamının sağlanabilmesi için videoları beğeni atmayı, kanalımı takip etmeyi ve dostlarınıza, arkadaşlarınıza, ilgili kişilere iletmeyi lütfen unutmayınız. Videolarımı takip ettiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.